arkadaşlar, çok kısa bir aradan sonra tekrar sizinleyim. Anne eli uzman tarifi videomuza devam ediyoruz. Hız kesmeden devam ediyoruz deyip bugün Pelin'in evine geldik ve Pelin'in annesiyle Pelin'e anne köftesi yapacağız. Bakalım Pelin annesinin tarifini anlayabilecek mi? Hadi gelin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Gelebilir miyim? Tabii ki. Geliyorum. Buyurun. Merhaba. Merhaba canım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Pelin'in annesiyle birlikteyiz. Özgür Hanım bizimle. Çok tatlı ve çok canım hareketli benim. Bir anneyle bir aradayız şu anda. Umarım onun hızına yetişebilirim. Bugün kısaca hemen özet geçiyorum anneyle uzman tarifini. Pelin'in annesiyle birlikte Pelin'in en sevdiği köfteyi yapacağız. Ama yıllardır Pelin annesinin köftesini yediği için ben annesinden bir tık böyle ufak tarifler, tiyolar aldım. Bakalım ben ne kadar annesinin köftesine benzeteceğim ve Pelin ne kadar ayırt edebilecek. Bakalım. Bugün bunu tartışacağız. Hadi bakalım. Aynı zamanda da Pelin'le ilgili annesine güzel güzel sorular soracağım. Bakalım Pelin bu cevaplara ne tepki vereceğiz? Biz köfte yaparken aynı zamanda sohbetimize de devam ediyoruz. Hadi bakalım. Öznur ablacığım, şimdi şöyle bir küçük not geçeceğim. Öznur abla Pelin'le Berk'in köftelerini hazırlayıp onlara postalıyor. Ve onlar evde kızartıp yiyorlar. Bu küçük sırrı öğrendik. O yüzden çok aşina oldukları bir tat. Olabildiğince Öznur ablanın yaptığı köfteye benzetmem gerekiyor. Bakalım ne kadar benzetebileceğim. Öncelikle köftede yaptığın püf noktaları alabilir miyim senden? Soğan rendeliyorum. Tamam, o ben soğan, de rendeliyorum. Sarımsak rendeliyorum, aynı. Fazla baharat koymuyorum. Pul biber, karabiber. Hı hı. Başka ne koyuyorum? Şu özel karışım bir baharat varmış bunu burada. Bunu özel bir karıştırıyorum, o önceden bir şeyler yapıyorum. Genelde aslında bayat ekmek. Aa, ben de bayat ekmek kullanırım aslında ama. Bayat ekmek kullanırım ama şu an bayat ekmeğim kalmadığı için. Bugün kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Galeta unu kullanıyoruz onun yerine. Normalde ben baharat kullanmayacaktım ama o baharatı çok aşina oldukları bir tat olduğu için o baharattan benim de katmam gerekiyor çünkü. O zaman anlarlar yani, hemen anlarlar. O zaman güzel karışımım. Evet. Sır. O yüzden biz bir yandan yapmaya geçiyoruz. Tamam. Aynı zamanda sana Pelin'i ne kadar tanıyorsun testi yapacağım. Hazır mısın? Öyle mi? Hazırım. Hadi bakalım, hem köfte yapalım hem Pelin'i ne kadar tamam. tanıyorsun testine geçelim. Ben birazcık tuzla başlayacağım. Tuzumuz burada. Evet, tuzumuzu unuttuk. Ya da hızlıca atacaklarımızı atalım. Tuzum atayım. Şunu yarım. O bayağı baharat var bunda. Ama bu değişik bir şey olduğu için kullanmam gerekiyor. Tamam. Yarısı da. Yani yarısını koyalım bence. Tamam. Ben de koyuyorum. Şu an tadını bilmiyorum ama tamam. Koyacağım. Bu baharatı siz hazırlıyorsunuz değil mi? Evet, ben kendim hazırlıyorum. Bayağı güzel kokuyor bu arada. Hepsini atsam ben çok kararsız kaldım. Bayağı çok baharat falan geçirip yaptığım çok bir şey. Çok baharatlı gibi geldi bana. O yüzden koydum. Neyse, koydum vallahi gitti. Koydum gitti. Şundan biraz koyalım. Kırmızı toz biber koydum. Evet, tuz. Kimyon koydum. Tuzlu şimdi, dur bakalım ne kadar koyuyorduk. Şu an biraz heyecan yaptım. Acı seviyorlar mı? Ya pul biber yiyorlar değil mi? Az yani, öyle tamam. Çok fazla değil. Bir tık da karabiber. Sonra çok biraz yağ koyuyorum. Sen de koyuyor muydun? Yağ koyuyorum. Peki yumurta koyuyor musun? Aa evet, onu unuttum. Tamam, ben de koyuyorum çünkü. Evet, yumurta unuttuk. Tamam, koyalım. Ya ben koyuyorum ama kullanmayanlar da var. Yok, o yüzden yok, koyuyorum. Koymasanız da benim için sorun değil. Yani ben koyup siz de koymayabilirsiniz nasıl isterseniz. Yok. Tamam, ikimiz de koyuyoruz o zaman. İkimiz de koyuyoruz. O zaman ben, yumurta getireyim. Ben soğanın yarısını aldım. Tamam, ben de diğer yarısını aldım. Aldım, şöyle vereyim. Birazcık sıvı yağ. Şöyle diğer yarısını kendisine koyabilirim. Bunların ıslanması için bir miktar su koymak. Ben gayet unu koymadım ki. Koydum mu ben gayet unu? Koymadın. Koymadım. Tabii. Sen bir yumurta mı koyacaksın? Evet. Şöyle hapşuracağım ama hapşuramadım da böyle. Peki yumurtanın tamamını mı koyuyorsun? Evet. Sen. Tamam. Ben de öyle yapıyorum. Koyayım dedim. Full koyuyorum. Evet. Koydum. Evet, içine atabiliriz. Evet. Benimkini de atalım.
Evet, şimdi yoğurma aşamasına geçebiliriz. Bakalım ne kadar farklı, ne kadar aynı olacak. Evet, merak şimdi... Merak ettim, tanıyabilirim. Seninkine de... Evet, bana da atabilirsin, evet. Şöyle az bir şey koyuyorum. Tamam. Yani tat versin diye. Bence yeterli. Yeterli, tamam. Evet, yoğurmaya başladık. Şimdi geçiyoruz. Pelin'i ne kadar tanıyorsun testine? Hadi bakalım. Gelsin. Heyecanla. Gelsin ilk sorumuz. Pelin büyüdüğünde ne olmak istiyordu? Hatta küçükken kameraya da çekmiştim. Çocuk doktoru. Aa, çok güzelmiş. Hatta çok da şey olurdu. Tam böyle pelinlik bir meslek olurdu. Şu anki yani, mesleği de çok yakışıyor ama böyle çok sevecen ve hareketli ya. Çok kesinlikle çok yakışırdı. Gerçekten çok başarılıydı. O yüzden de çocuk doktoru olmak istiyordu. Aa, çok güzel. Pelin'in asla yemeyeceğim dediği bir şey var mı? Meyve olur, sebze olur, yemek olur. Hani böyle asla yemem. Bebekliğinden beri asla ve asla peynir yediremedim. Aa, gerçekten mi? Asla. İnanmıyorum. Peynir. Yani reçelle verdim, ne yaptımsa yemedi. Hala yemiyor. Hala. En sevdiği yemek hangisi peki? En sevdiği mantı. Mantı mı çok seviyor? Mantıyı çok seviyor. Oh. Keşke mantı yapsaydık burada Pelin'le mantı açsaydık. Tamam. Ve herkesin birazcık da fazla merak ettiği Pelin ve Berk nasıl ve nerede tanıştı? Biliyor musun? Pelin ve Berk Today Dance'da tanıştılar. Vay. Dance'da. Önce normal arkadaşlardı. İkisi de asistanlardı. Sonra aşka dönüştü. Olabildiğince. Ne güzel. Güzel bir hikaye. Çok güzel. Pelin'in küçükken favori oyuncağı neydi? Böyle hiç yanından ayırmadığı bir oyuncağı var mı? Hala mesela evlenip kendi evine götürdüğü bir oyuncağı. Minişleri çok severdi. Var mı genelde, minişleri? Evet var. Bir tane miniş götürdü. Genelde Pelin hayal kurmayı çok seven bir çocuktu. Gerçekten Barbie'ler, hayvanlar, bunlar da yani hep hayvan konuşturur, bebekleri konuşturur. Hatta ders çalışırken bile oyuncakları kullanırdı. Yatağı üzerde onlara ders anlatırdı. Mantıklı. Pelin kazandığı ilk parayla ne almıştır? İlk kazandığı ilk parayla, ilk büyük kazandığı parayla araba aldı. İlk küçük kazandığı para. Yani. İlk yani kazandı ve şunu aldı ya da kazandı ve şunu yaptı. Mesela şey var hani, kazandım ve üniversite kredi borcumu ödedim gibi replikler var. Pelin ne yapmıştır o parayla? Genelde hiç hatırlamıyorum öyle bir şey aldığını. Hadi ya, kıyafet falan almış olabilir ya da ne bileyim işte bilgisayar almış olabilir, telefon almış olabilir. Hepsini ben aldım. Ah bu ben. Hepsini ben aldım. Soruyu değiştiriyorum. Herhalde yemiş içmiş gelmiştim. Pelin'in en sevdiği renk hangisi? Bilmişim, kararsız kaldım. Pembeyi de seviyor, moru da. Ama mor diyelim. Hadi pembe ve mor yazabiliriz oraya. Köftelerimiz de oldu bu arada. Evet oldu. Bir de köfteye böyle ikisinden de ayırıp karıştırıp birazcık fazla tuz atıp ilk önce Pelin'e onu tattıracağız. Bakalım Pelin bize yalan söylüyor mu? Pelin'in yaptığı en iyi yemek ne? Ya da şunu yapmaktan zevk aldığı, hem yediği hem yaptığı bir şey var mı? Evlenmeden önce hiç yemek yapmamıştır. Yani pilav dahil hiçbir şey yapmamıştı. Ama evlendikten sonra en güzel sürekli söylediği lazanya yapıyormuş. Güzel yemek. Evet. Tamam, not alındı. Lazanya. Pelin... Gece insanı mıdır, gündüz insanı mıdır? Yani Pelin, daha çok erkenden uyanır, güne başlar, evet, hareketli bir... Pelin gündüz insanı. Gündüz yani, insanı mıdır? Planlıdır. Yani ben onun hiç geç saatte kalktığını bilmem. Yani çekim var, bir şey var. Gece 2'de de yatsa... Sabah erkenden kalkar. Erkenden kalkar. Hiç öyle sevmez yani. Uyumayı sevmez. Geç uyumayı. Pelin ıssız adaya düşse yanına alacağı 3 şey ne olurdu? Canlı mı, cansız mı? Cansız. Tek başına adaya gidiyor ve... Güzel soru. Yanına ne alırdı? Hiç vazgeçmediği şey kitap. Tamam. Kıyafet. Kıyafet. Aldım. Müzik dinlemek için bir şey alırdım.
Gitar diyelim ya. Çünkü müzik aleti olarak gitarı var. Tamam. Bir de gitarını alırmış. O zaman kitap. 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 Gitar. Gitar ve... Kıyafet. Kıyafet. Pelin'in tahammül edemediği bir şey var mı? Yani en tahammül edemediği şey ne aslında? Daha hiç doğrusu. Hiç tahammül edemediği, hiç bugüne kadar da görmedim zaten. Yalan. Hiç sevmez. Klasik bir cevap oldu. Hem kendi köftemden hem de annesinin köftesinden alıyorum. Biraz da kendimkinden daha alayım. İkisini karıştıracağım şimdi. Şurada. Sonra buna bolca tuz atacağım. Karıştırdım. Bu birazcık bol tuzlu olacak. Bakalım Pelin bunun suçunu annesine mi atacak yoksa bana mı atacak? Ben bunu yoğuruyorum. Siz de bu arada Pelin'e soru sormaya geçebilirsiniz. Pelin büyüdüğünde ne olmak istiyordu sorusuna annen ne cevap vermişti? Doktor. Çünkü tıp bayramında doğdum yani. Doğru. Soru 2. Pelin'in asla yemeyeceği yemek nedir? Peynirli herhangi bir şey. Bu da doğru. Soru 3. Pelin'in en sevdiği yemek nedir? Mantı. Bu da doğru. 3'te 3 gidiyoruz şu anda. Çok iyi. Pelin ve Berk nerede tanışmıştır? Dans okulunda. Bu da doğru. Bilmiş ya hepsini. Pelin'in küçükken favori oyuncağı neydi? Battedek. Yani battaniye bir tane. En çok böyle yanımda tuttuğum şey oydu. Pelin kazandığı ilk parayla ne almıştır? Aa, çok güzel bir soru. Ne almışımdır? Bunu ben de bilmiyorum. Araba mı dedi? Evet. Ama ben onun cevabını tahmin etmiş gibi oldum ama ilk kazandığım parayla normal alışveriş yapmışımdır. Yani kıyafet almışımdır normalde. Doğru. Güzel cevap. Peki, Pelin'in en sevdiği renk hangisidir? Mor. Doğru. Pelin'in en iyi yaptığı yemek nedir? Lazanya yapıyorum. Bu da doğru. Geliyor. Pelin gece insanı mıdır, gündüz insanı mıdır? Gündüz. Bu da doğru. Peki, geliyoruz son sorularımıza. Pelin ıssız adaya düşse yanına alacağı 3 şey ne olurdu? Belki. Canlı alamıyorsun. Aaa. Cansız. Tamam, telefonum. Yani telefonsuz evet, olmaz. Hayır, iletişim... O da mı yok? Kız adaya gidiyorsun. Of ya çok zor. Telefon olsa da çekme zorunda. O zaman su alırdım. Kitap alırdım. Tamam. Yani ne yapayım kitap okurdum. Madem telefon götüremiyorum. Kıyafet alırdım mı dedin? Peki son olarak Pelin'in en tahammül edemediği şey nedir? En tahammül edemediğim şey yalan ve içi dışı biri olmayan insanlar. Gerçekten mi? Evet. Ne dedi? Yalan dedi. Aa. Bilmiş misin ya? Evet. Testimiz başarıyla sonuçlanmıştır. Pelin'i gayet iyi tanıyor annesi. Birer tane köfte vereceğiz. Sonra yeni köftelere geçeceğiz. Birer tane daha köfte vereceğiz. Tamam. Bu aşamada bizle konuşmuyorsunuz. İki köfteyi tadıyorsunuz. Ondan sonra bize ikisinin arasındaki farkı ve hangisini kim yapmış onu söylüyorsunuz. Çok zor bu. Hiçbir şekilde konuşmuyorsunuz. Birbirinizle de konuşmuyorsunuz. Tamam, birbirimizle de konuşmayacağız. Sadece bir şey söylemek istiyorum. Eğer ben bilemezsem annem artık ne köfte yapmayacağım. Aynen, köfte de yapmayacak. O yüzden bunu bilmem lazım. Tamam, başlıyoruz. Yorum yapmıyoruz belki. Geçelim mi ikinci köfte? Bu arada önünüzde su ve ayran var içmek isterseniz. İki köftenin arasındaki. Şimdi ikinci köfteye geçiyoruz. Sen de ayran içmek ister misin? Belki tamam. Ağzını temizlemek yok, açısından. Yok. Tamam. Oh. Bunu verdim. Acıkmışım bu arada. Bu ikisinin tadına bakabilirsiniz. Önce Berk'ten dinleyelim bence. Bence de. Berk çünkü çok önemli. Evet. Ben kesinlikle birincinin Ayüce'nin olduğuna, ikincinin de annemin olduğuna kanaat getirdim. Peki ne farkı vardı iki köftenin birbirine? Neden birincisini ben yapmışımdır, tadı nasıldı? Neden ikincisini Öznur abla yapmıştır, tadı nasıldı? Öncelikle ikisinin de tadı çok güzeldi.
Abi hayatım ne lan benim? İkisi de tamamen aynı malzemelerden yapılmış anladığım kadarıyla. Yani doğal olarak Ay Yüce belki kıymayı evden getirseydi konuşabilirdi. Ama yani çok benziyor o açıdan. Aynı malzemeler olduğu için anladığım kadarıyla. Ama ikinci de böyle farklı bir şey var. Kendi annemden de hatırladığım bir farklı bir şey var. Bilmiyorum ne olduğunu gerçekten tam olarak isimlendiremiyorum. Bu baharatın bir oranı olabilir veya içine katılan belki farklı bir malzeme olabilir gizlice, ben bilmiyorum. Oradan böyle eski bir tadı aldım. Eski usul mü diyeyim, ne diyeyim, bir anne tadı aldım. Ama tamam, ikisi de çok güzeldi ama ikinciden o tadı aldığım için onun annemin olduğunu düşünüyorum. Pelin'e geçiyoruz. Pelin, evet. Birincisi köfteyi kim yapmıştır, ikinci köfteyi kim yapmıştır, neden? İlk olarak bence tatları benziyordu. Yani ayırt etmek zor, gözüm kapalı değil mi bilmiyorum ama anne çekimini. Yani ikisi de ayrı ayrı çok lezzetliydi. Ya kelime. Annen ağlıyor şu an. Ay çok. Bana sanki yani garip bir şekilde hissiyat olarak birincisi daha annemin köftesi gibi hissettim. Berk ne demişti? Ya Berk iki dedi ama bana bir gibi geldi, anlayamadım. Tad olarak benziyorlar, yani baharat olarak benziyorlar bence ama sanki biri annem yapmış gibi. Bir diyorum o yüzden. Ama emin değilim, sanki o kıvamından dolayı birmiş gibi hissettirdi. Onun dışında çok benziyorlardı. Teşekkür ediyorum. Tamam. Tamam. Bence ben diyeceğim bir şey. Neyse. Tamam. Hangimiz doğru? Gerçekten çok merak ediyorum ama şu an. Ben çünkü tam tersi yanıtlar vermemize bayağı sevindim. Medeni cesaretinizden ve bizim kalbimizi kırmamaya çalışmanızdan dolayı çok mutluyuz. Asla köfteye tuzlu dememeniz ve sesimizin çıkmaması inanılmaz tatlıydı. Anladım. Hadi canım. Dilim uyuştu. Dilim uyuştu ya. Hadi şimdi, gerçekten. Normalde su ayran falan içmeme gerekiyordu. Birinciden sonra su benim içtim. Benim ayran bitti sanırım. Bitti. O kadar tatlılar ki ikisi de asla tuzlu demediler. Evet. Gıkları çıkmadı. Ben, gerçekten. Ben dedim bir hata olmuştu bir şey. Söylemen. Gerçek kıyamam. Israrla övdüler köftemizi. Ben şimdi ilkini yedim. Aşırı tuzlu geldi dedim. Herhalde annem tuzu fazla kaçırdı. Hani ben, yanlışlıkla. Ben de şuna vardım. Acaba dedim ki annem bilmiyorum bir böyle Pelin'e bir mesaj olarak biraz tuzlu fazla mı attı dedim. Dedim ki böyle bir şey yapmış olabilir mi gerçekten? Sonra dedim bilmiyorum ya yapmamıştır herhalde. Aynen. Falan. Tam tersi söylemek geldi içimden bir an. Hayır, iki yere geçti. Yoksa tatla geçtim. Alakalı bir fark yok. Bir orada bir tuz yığını var. Ayıp ya. Çok ciddiyim. Gerçek tadıma geçiyoruz. Evet evet, ne diyeceğim şaşırdım. Ben de uyuyorum. Şimdi birincisini veriyorum. Ne? Alabilirsin Berk. Ne? Ne? Hadi birinciler. Berk tuzlu dediği için hiç güven vermiyor bana. Şimdi bence de. İkincileri veriyoruz. Alabilirsin. Ben diğerinden sonra anlamak çok zor. Berk karar vermiş gibi bir kafa sallama emojisi yaptı. Ben de karar verdim. Hadi bakalım. Tamam. Ayran mı bu? Evet, ayran. Önce cevaplarınızı alalım, sonra gözlerinizi açıp doğru cevabı size söyleyeceğiz. Önce hanımlar. Önce. Kopya çekmedi. Hayır, sen kopya çekmedin. Hadi bu bakalım. Bu gerçek yarışma, o yüzden kopya çekmek evet. istemiyorum. Tamam, ben söyleyeyim bu sefer. Dinliyoruz. Yine tatlar yakın. Ama sanki baharat olarak yani annemin köftesine ikinciyi daha çok benzettim. O yüzden ikinci annemin köftesi diyorum. Tamam. Birincisi? Birincisi Ayce'nin. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten senin verdiğin cevapla yemin ederim hiçbir alakası yok. Tamam. Ben de tamamen az önce söylediğim ilk etapta hani kimseyi kırmamak için birazcık böyle hafif süslemeyle söylediğim cümlenin tamamen aynısı. Gerçekten bir baharat farkı var.
O yüzden ikincinin annemin olduğunu, birincinin ailesi olduğunu. Yazıklar olsun. Oha ne kararlı. Anne! Hayır, şaka yapıyor ya. Hayır, ikincisi seninki. Hayır. Hayır, ikincisi seninki. Anne! Hayır. Şaka yapıyor. Bütün hakkınızı kaybettiniz. Bundan sonra ne köfte? Hayır, yalan söylüyor. Kesinlikle. İkincisi benim köftemdi, birincisi annenizin köftemdi. Gerçekten mi? Gerçekten. Bir su iç. Vallahi bu sefer suyu ben içeceğim. Direkt ya. Cidden mi? Cidden mi? Gerçekten. Bakabilirsiniz. Hatta ben... Bu benim köftem, o annenizin köftesi. Berk birinciyi yedin ya, öyle evet. Güzel ağzını attın anne, ki anne kopya ki... verdi sana oradan. Aa. Zaten. Oha hiç fark etmemiştim dedim anne. Dedim ki aa Berk'in direkt ağzını attı dedim. Oo, hatta an... Hani o kadar... Ama iki de çok benziyordu. Ama çok bir de buna bak, şimdi bak gözümüz açık bir de. Bir de gözünüz açık bakın. Bir de şey... Gerçekten insanın ağız tadı değişiyor gözü kapalıyken yani. Evet. Şimdi hangisi? Şimdi hangisi Berk? Nil Anka. Hadi bakalım Nil Anka. Şimdi hangisi? Yoksa sen mi gerçek köfteyi yok seçmek sana istersin? Ki, ben ne cevap verirsem... Tersini bir de onlar anlaşmışlar. Ya. Evet ya. Söyleyeceğim, öylesi demedin. Dedim en başında dedim. Bak, hile zaman, var. Hile var. O zaman her türlü o köfteniz gelecekti. Ama şu an ikiniz de bilemediniz. Doğru. Normalde sen bilseydin anne, tamam. Anne ama ne oldu biliyor musun? Bir an nedense çok emin şey oldum. Bir şey diyeyim mi ama? Bak çok emin oldum bir an. Hani sen biliyorsun ben bilmiyorum. Ha. Gerçekten kendimi çok kötü hissederdim. Sırf farklı olsun diye farklı söylemek istemiyorum. Sanırım ki hayır ben de aynı düşüncedeyim. Doğrusunu söyleyeyim. Benim bilmiş olacak. Ben bilemeyeceğim. Anneme o duruma düşemezdim. Gerçekten. Ama, duruma bak. Ya keşke önce sen cevap verseydin. Hayır anne, bir daha şey kötü söyle. Bilemiyorum şey ya. Ama. Çok gülü. Yemin ederim bu uyuşuk. Tadı alamamışız demek. Yoksa bence evet, 30 şakasından dolayı. Evet. Tamam. İnandım. Bence affedebilirsin. Onları köfte yapabilirsin çünkü biz onlara çok tuzlu verdiğimiz için tadı anlayamamış olabilir. O yüzden tamam, evet. Köftelerini yani. Köftelerinden ihim aynen. Mahrum etme onları. Lütfen. Güzel köftelerinden. Bence. Evet, ne yiyecekler onlar? Kıyamam ya, yok dayanamam. Sürekli çalışıyorlar zaten, dayanamam eve geç yani. Geliyorlar. Evet. Senin hatta köfte... bugünkü yaptığımız köfteleri de paketledik. Evet, paketledik. Artık evde yerken vardı. İşte anne yüreği ya. Evde yerken bu Ayşe'nin köftesi mi, bu annemin köftesi mi diye tartışıyoruz. İkisini de paketledik çünkü. İnşallah onu doğru biliriz. Ay, ay. Gerçekten. Elinize sağlık ama çok güzeldi. Gerçekten. Ay, çok eğlendim. Gerçekten. Çok eğlendim. Çok teşekkür ederim öncelikle size. Sonra annene çok teşekkür ben ederim. Teşekkür çok keyifli ederim. Bir mutfak serüvenimizdi ve bizi kırmamanız o kadar tatlıydı ki. Yani mükemmel bir şeydi. Toparlama hani. Ya şöyle olmuş da böyle olmuş. Ama. Evet. Arka planda Gusto'ya falan tattırdım. Bu tuzlu falan diyor. Yiyemiyorlar ya. Biz de böyle tane tane konuşuyoruz oradan. Ne söyleyebiliriz? Beni de evinizde ağırladığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O zaman her hep zaman. Birlikte kanala abone ol diyebiliyor muyuz? Evet. Arkadaşlar kesinlikle. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın ve bir sonraki konuyu yorumlara yazmayı unutmayın. Öptüm size. Hoşça kalın.